Orta Doğu'da hepimizin yakından izlediği bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Hatay'da Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde geçici koruma kapsamında Suriyelilerin iş gücü piyasasına erişimi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Erol Bilecik Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Çalışma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İlknur Tosun, Çalışma Uzmanı Ali Bitme, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Teksöz'ün yanı sıra öğrenciler ve davetliler katıldı. 10 Eylül'de bu ay sonuna kadar bilgilendirme toplantılarına devam edeceğiz. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay'ın sınır ili olması sebebiyle Suriye'deki savaştan etkilenen illerin başında geldiğini söyledi. 13 yaşında Türkiye'ye göç etmek zorunda olan bir Suriyeli genci düşündüğümüz zaman şu an 18 yaşında. 5 yıldır burada. Ve maalesef bu 5 yıl içinde büyük bir çoğunluğu hiçbiri hemen hemen ciddi bir eğitime tabi tutulmamış durumdalar. Ve şöyle bir nesille karşılaşma durumunda kalabiliriz. Bunu bizim bu yazılı metinlerimizde falan yok ama ben Lapunem olayı takip ettiğim ve izlediğim için öyle bir nesil gelebilir ki karşımıza ne Arapçayı ne de Türkçeyi bilmeyen bir nesil gelebilir. Konuşmaların ardından toplantı sunumlarla devam etti.